Merhaba değerli izleyiciler. Bir İBM yayınına daha hoş geldiniz. Bugünkü misafirimiz Abdülgafar Dereli hocamız. Abdülgafar Dereli hocamızla anne babanın çocuklarına karşı duasını konuşacağız. Bilindiği üzere İslam'da çok önemli bir yer teşkil eder dua. Peygamber Efendimiz anne babanın duasını peygamberin kendi ümmetine yapmış olduğu dua gibi görmektedir. Pek çok hadislerinde anne babanın çocuklarına karşı yapmış olduğu duayanın ehemmiyeti ile ilgili hadisleri vardır. Bugün bu konuyu konuşacağız. Önce Abdülgafar Dereli hocamıza hoş geldiniz diyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk Ahmet Hocam. Hocam az önce söylediğim gibi anne babanın vazifelerinden bir tanesi de çocuklarına karşı yapmış olacakları dualar. Bu dualarla ilgili neler söylenebilir? Peygamber Efendimiz'in hadislerinde, Kur'an-ı Kerim'de pek çok yeri olan bir konu dua meselesi. Anne babanın çocuklarına karşı duaları ile ilgili neler söylemek istersiniz hocam? Tamam. Önce Euzu Besmele ile başlayalım inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala eşrefi nuri halqihi seyyidil enami Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli kardeşlerim, tabi burada genel bir duanın çaplı bir şekilde ele alıp da anlatımı değil de bu genelin içerisinde bir bölüm açıyoruz ve bu bölümün içerisinde annenin babanın çocuklarına duasını konuşacağız. Ve hasreten de şu İbn-i Mace'de geçen hadisi şerifi Ebu Hureyre Efendimiz aracılığıyla gelen hadisin izahını yapacağız. İnşallah Rabbim tesir nasip eylesin. Amin. Hadisi ben önce bir okuyayım. Selâsü de'avâtin yüstecâbu lehun. La şekke fîhin. Da'vetul mazlûm ve da'vetul müsafiri ve da'vetul vâlidi li velidihi. Ebu Hureyre Efendimiz anlatıyor mevzuyu. Diyor ki şu üç dua vardır ki, üç gruptaki insanların yapmış olduğu dua var ki, bu duaların kabulünde şüphe yoktur. Muhakkak kabul edilir. Bunlardan birincisi mazlum durumuna düşmüş olanın duası. İkincisi misafir halinde olanların duası, yolcunun duası, seferinin duası. Üçüncüsü de annenin, babanın ya da sadece babanın çocukları için yapmış olduğu dua. Bugün biz misafir ve mazlum bahsini başka bir zamana bırakalım. Sadece anne babanın çocuklar üzerindeki dualarını Allah izin verirse konuşmaya, anlamaya gayret edeceğiz. Daha önceki sohbetlere girişte de ifade ettiğim gibi burada bilinmeyen mevzuların ilk defa benden duyacağınız açıklamaları değil. Bildiğimiz mevzuların veyahut da daha önce okumuş olduğumuz mevzuların hayatımıza girmesi adına, pratiğe dökülmesi adına, gözden kaçanların yeniden göz önüne getirilmesi adına bir sohbettir bu. Yoksa ilk defa semadan ayet iniyor da bu ayetler size anlatacak halimiz yok. Mevcudun altını çizme, vurgulama manasında olan bir sohbet olduğunu hasreten vurgulayalım. Bir müzakeredir. Kendimiz de ders alacağız, siz de ders alacaksınız. Bu konuya girmeden önce üstadımız bu dua bahsini çok enfes 23. sözde izah ediyor. Kısaca bir onu okuyayım, ondan sonra bu konuya girmiş olalım. İman, duayı bir vesile-i kat'i olarak iktiza ettiği ve fıtrat-ı insaniye onu şiddetle istediği gibi Cenab-ı Hak dahi duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var mealinde kul ma ya'ba'u bikum rabbi levla du'aikum ferman ediyor. Hem udduni estecib leküm emrediyor. Demek ki imanı olanın adamın ben müminim, ben Allah'a inanıyorum diyen bir adamın katiyen onun duası vardır. Ben hem dua etmem hem de imanım var. O zaman senin imanda bir problemin var abicim. Kardeşim. Güzel Müslüman. Hem imanın olacak hem de duan olmayacak. Olmaz öyle şey. Olmaz öyle şey.
Dolayısıyla imanı olması bir adamın dua etmesini mecbur kılar. Biz zarure iktiza eder. Ve insanın yapısı da, karakteri de, yaratılışı da dua etmeye müheyya yaratılmış. Tabii bunlarla ilgili belki oturup nice örnekleri konuşabiliriz. Fakat ana konumuzdan hızla girebilme adına bunların üzerine fazla durmuyoruz. Zaten Cenab-ı Hak da diyor ki, duanız olmasa sizin ne ehemmiyetiniz var? İnsanı ehemmiyetli kılan şey duasıdır. Duası olmayınca insanın ehemmiyeti de kalmıyor. Veya bir başka ayette "Duni estecib leküm." Dua edin, duanıza cevap vereyim ferman ediyor. Yalnız Üstad Hazretleri hemen bir paragraf aşağıda bize bir konuda dikkatimizi çekiyor ve uyarıda bulunuyor. Hem dua bir ubudiyettir. Dua bir kulluk görevidir. Ubudiyet ise semaratı uhreviyedir. Yani ben dua ettim hocam, hala daha istediğim gelmedi demeye gerek yok. Bunun esas dualardaki ana meyve ahirette alınacaktır. Dünyaya çok azı tereddüt eder bunların. Bir duanın yapılışında eğer bir ağaç kadar bir meyve, bir ağaç kadar bir mahsul olduysa, dünyaya ait olan yönü sadece o ağacın dalındaki bir meyvesi dünyaya aittir. Bütün ağaç ve diğer meyveler ahireti netice verecektir. Dolayısıyla hocam biz dua ettik, dualarımız kabul olmadı diye hayıflanmayalım. Duaların hepsi ahirete aittir. Meyvelerini orada toplayacağız. Dünyevi maksatlar ise o nevi dua ve ibadetin vakitleridir. Vakti gelmiştir, dua edeceğiz. Şimdi hiç çocuğu olmayan kısır bir adam sabah akşam "Allah'ım çocuğuma güzel ahlak ver" dese, bunun ne anlamı olur ki? Olmayan bir çocuğun duası. Çocuğun varsa duanın, çocuk için dua vardır. Efendim kıtlık varsa efendim bereket duası vardır. Kuraklık varsa yağmur duası vardır. Dolayısıyla dua vaktin gelmesinin bir alametidir. O maksatlar gayeleri değil. Mesela yağmur namazı ve duası bir ibadettir. Yağmursuzluk ibadetinin vaktidir. Yoksa o ibadet ve dua yağmuru getirmek için değildir. Ve üstadımız devam ediyor. Sadece bir hatırlatma adına bunları söylemiş oldum. Hocamız da enfes bir izah yapıyor. Ondan da bir iki cümle hocamızın şefaatini, üstadımızın şefaatini alma adına, dualarını alma adına, arkasında saf bağlama adına, ahirette yetiş imdadımıza deme adına birer cümlede oralara temas edelim. Hem de ufkumuzu açma adına, sohbetimize bereket getirme adına buyuruyor Hoca Efendi. Dua bir ibadettir. Dua kulluğun özüdür. Dua kulluğun özüdür. Dua Rabbe dönüş ve yönelişin adıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde duadan bahsetmemek mümkün değildir. Hem kulluk olacak hem dua olmayacak. Bu mümkün değil. Zaten Allah Celle Celaluhu'da duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyurmuyor mu? Ve dua edin kabul edeyim diyen bir bizzat kendisi değil mi? Dua Allah'la kul arasında kuvvetli bir bağın adıdır. Başka bir ifadeyle kulun düşüncesinin Rabb'e takdim ediliş şeklidir dua. Kul erişemeyeceği ve iktidarıyla elde edemeyeceği her şeyini mutlak iktidar sahibi olan Kadir Mutlak'tan ister. İşte bu isteğin adıdır dua. O helezonlar halinde kuldan Rabb'e yücelen tatlı bir namedir. Ta arşa kadar uzanır. Çok enfes cümleler. Her bir cümle için oturup bir saat bir sohbet yapıp hocamızın buradaki bu cümlelerinden anladığımız manada bunlardan gördüğümüz semereler şunlardır deyip üzerinde durmak lazım. Bir de hocamız inkisarını ele alıyor. Diyor ki günümüzde sadece 5 vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin sonuna sıkıştırılarak küçültülen dua gerçekten hayatın ve hayat ötesinin
en büyük lazımıdır. Hakikaten namazın arkasına sıkıştırmışız. Bir dakika sürüyor mu bilmiyorum. Yani o kadar dar bir zaman. Halbuki bütün hayatı içine alan, Cenab-ı Hak duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var diye yaklaşırken, biz namazın arkasında bir dakikalık bir zaman dilimine sıkıştırılmış dualarla Rabbe yönelmeye çalışıyoruz. Rabbim hem beni hem de benim gibi düşünen bütün müminleri ıslah eylesin inşallah. Hayatı duasız düşünmek mümkün değildir. Yaşadığımız hayat baştan sona kadar duadan ibarettir. Dua rıza-i ilahinin şifresi ve cennet yurdunun da anahtarıdır. Yine dua abden kuldan, Rabbe yükselen kulluk nişanı Rab'den, Allah'tan abde inen rahmet simgesidir. Daha doğrusu Allah Celle Celaluhu ile kul arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır. Dua bir cihetten ibadet, bir başka cihetten imkan alemiyle lahut alemin birleştiği ulvi bir miraçtır. İnsanı merdiven merdiven Hakk'a yücelten mukaddes bir miraçtır. Çok enfes. Ahmet Hocam, şu cümleleri okuyunca oturup dualarımıza bir tevbe etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Sanki ama birinden, kulakları duymayan birinden, bize çok uzak birinden bir şey ister gibi bazen öyle bir hal içinde istiyoruz. Bazen de dua ederken dilimiz duada, gönlümüz dünyanın bin bir çeşit meşgaleleriyle dolu, dil kalp iftirakını yenemiyoruz maalesef, ayrılığını yenemiyoruz. Halbuki Cenab-ı Hak'la konuşmanın adı dua, ibadetin özü dua, her şey duada düğüm düğüm. Dua ile insan basamak basamak miracı yükseliyor ve Cenab-ı Hakk'a mülaki oluyor. Ama gel gör, insan bunun çoğu defa farkına varamıyor. Rabbim bize ihlas, ihsan ve takva boyutlu dua yapmayı nasip eylesin inşallah. Amin. Böyle kısaca bir duayı tanımladıktan sonra, eğer sizleri fazla yormadan, hızla devam ederekten, Kur'an'da acaba Rabbimiz çocuklara dua ile ilgili bizim için model dualar oluşturmuş mu diye merak eden kardeşlerimize, ben Kur'an-ı Kerim'de muhtelif şekillerde yapılmış peygamber dualarını önünüze getirmeye çalışacağım. Ve bu sayede dua yapmayı öğrenelim. Nasıl dua edeceğiz? Çünkü dua bir keşif işidir. Aynen elektriğin keşfi gibi, aynen suyun kaldırmasının keşfi gibi, çocukların ıslahı adına yapılacak olan dua keşfi de önemli bir keşiftir. Elektrikten geri kalmaz, efendim suyun kaldırmasından geri kalmaz, efendim uzaydaki yeni bir yıldızın keşfinden geri kalmaz. İşte o dualardan. Rahman'ın has kulları şöyle dua eder diyor Furkan suresinde. Rabbena heblena min ezvacina ve zürriyatina kurrata a'yun ve cealna lil muttakine imama. Çoğu kardeşlerimizin ezbere bilmiş oldukları bu duada Furkan suresinin 74. ayetinde Rabbim bize çocuklarımıza nasıl dua etmemiz gerektiğini öğretiyor. Bunları Kur'an-ı Kerim'deki bu ayet numaralarını da veriyorum. Arkadaşlarımız alsınlar, oradan çıkarsınlar ve okusunlar. Rabbimiz bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla. Gözümüzü aydınlatacak, dünyada da ahirette de yüzümüze leke olmayacak, önümüzde projektör olacak, elimizden tutacak zürriyetler nasip eyle ve bizi muttakilerin önderi kıl. Muttakilere imam eyle Allah'ım. Dua etmeyi öğretiyor. Kalkıp da bizi mütevazi, duada mütevazi davranmayı değil, zirveyi tutmayı bizlere nasihat ediyor.
Müttaki eyle demiyor. Müttakilerin de rehberi eyle. Öyle bir makamı bizlere nasip eyle Allah'ım diyerekten Rahman'ın has kulları böyle dua eder. Acaba bizim için de öyle bir has kul olma yolu yok mu? Allah dostu olmak bizim için acaba söz konusu olamaz mı? Nefis cümleden edna ama Rabbimizin nimetleri de bizim halimize göre değil. Onun lütfunun enginliğine göredir. Neden olmasın ki? Rabbim nasip eylesin inşallahü teala. İkinci bir dua örneğini şurada görüyoruz. Ahkaf suresinin 15. ayeti. Rabbi evzi'ni en eşkura ni'metekelleti en amte aleyye ve ala valideyye ve en amele salihan terzahu ve aslih li fi zürriyeti inni tübtü ileyke ve inni minel müslimin. Rabbim, Ahkaf suresi 15. ayet. Rabbim bana ve ana babama verdiğin nimete şükretmemi ve razı olacağın yararlı iş yapmamı temin et. Benim içinde, zürriyetim içinde iyiliği devam ettir. Hem benim için, hem çoluğumun, çocuğumun için benim iyilik adına, salihat adına verdiklerini devam ettir Allah'ım. Kesme. Hanemde bu salihatı kesme Allah'ım. Ben sana döndüm ve elbette ki ben Müslümanlardanım. Bu da bizim için bir dua yolu. Demek ki evinden, ailesinden hayrın kesilmemesi için Cenab-ı Hakk'a dua etmek, çoluğuna çocuğuna dua etmek, Kur'an'ın bize yol gösterdiği bir dua modelidir. Bu şekilde de dua etmeyi katiyen ihmal etmeyelim. İbrahim Aleyhisselam malum Kur'an-ı Kerim'de çokça yerde İbrahim Aleyhisselam Halilullah, Allah dostu, Allah'ın yaranı, muhteşem bir insan. Efendimiz kendisini anlatırken ben atam İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi, anam Amine'nin rüyasıyım diyerekten Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına atıfta bulunur. O dua duaya yalvarmış. Nasıl ihlaslı bir dua etmiş ki o duadan İshak Aleyhisselam'ın soyundan nice peygamberler gelmiş, İsmail Aleyhisselam ve onun soyundan da insanlığın iftihar tablosu Ahmed-i Mahmud-u Muhammed gelmiş sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman atamız İbrahim'in duasını ezberleyip biz de onun gölgesinde evlatlarımıza salihat dilememiz elbette ki bize Kur'an'ın bir nasihatidir ve o yolda yürümemiz gerekir. İşte o dualardan birisi Saffat suresinin 100. ayeti. Rabbi hebli mines salihin. Ey Rabbim bana salih insanlardan oluşan evlat nasip eyle. Evlat ver demiyor. Salih insanlardan oluşan evlat. Çok samimi istemiş. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın yıllarca çocuğu olmadı. Sara validemiz de evliydi ve bir türlü çocuğu olmuyordu. Yalvarıyordu Rabbim benim zürriyetimi devam ettirecek salih insanlardan oluşan evlatlar ver Allah'ım diye dualar etti. Ama öyle samimi dua etmiş ki Hacer validemizden İsmail Aleyhisselam ve nesli İshak Aleyhisselam'dan Sara validemizden de İshak Aleyhisselam ve onun nesli bütün İsrailoğulları oradan gelmiş. Kaç peygamber geldi bilmiyoruz. Ama öylesine o peygamberlerin başlangıç noktası İbrahim Aleyhisselam. Üç, şu anda mukaddes din var. Üç dinin kesişim noktası İbrahim Aleyhisselam. Hristiyanlık da, Yahudilik de, Müslümanlık da İbrahim Aleyhisselam'da buluşuyor. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın dualarında buluşuyor. İşte o çocuklarına böyle dua ediyor. Rabbi hebli mine salihin. Çok küçük, kısa bir zamanda ezberleyebileceğimiz ve her gün namazlardan sonra söyleyebileceğimiz küçük bir dua. Ama manası ne kadar bereketli olduğunu işte görüyorsunuz. Yine
İbrahim suresinde Rabbi cealni mukimmes salati ve min zürriyeti Rabbena ve tegabbel dua. Ey Rabbim, beni ve soyumdan gelecekleri namazı devamlı kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, dualarımı kabul et diyerekten dua ediyor. Yani dua eder isterken kalkıp da evlat ver diye değil. Bakın, namaz kılan, ibadet eden, salihlerden olan, duaların devamı olan, salihatın devamı olan evlatlar nasip eyle. Bize müstakilen evlat sahibi olmaya değil, namazında, niyazında, Kur'an'ında, ibadetinde olan salih evlatlara dua etmeyi bizlere nasihat ediyor. Yine Kabe'nin inşaatını bitiriyorlar İsmail Aleyhisselam ile beraber ve orada yine dua ediyorlar. Rabbena vec'alna müslimeyni leke ve min zürriyetine ümmeten müslimeten lek ve erina menasikena ve tub aleyna inneke entet tevvabur rahim. Ey Rabbimiz, bizi sana boyun eğen kullarından eyle, neslimizden de sana itaat eden bir ümmet çıkar. Bize bir dua daha öğretiyor. Nesillerimizden, evlatlarımızdan sana ibadet eden bir ümmet çıkar. Bir kişi değil, bir fert değil. Nice insanlara ışık olacak, projektör olacak, rehber olacak, yol gösterecek. Binlere bedel evlatlar nasip eyle Allah'ım. Zira tevbeleri çokça kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin Allah'ım demek suretiyle İbrahim Aleyhisselam, İsmail Aleyhisselam'la el kaldırıp bize dua yapmayı öğretiyorlar. Peygamber duası bize şifreler. Bu okuduğum son ayeti belki arkadaşlarımız merak edebilirler. Bakara suresi 128. ayet. Atamız İbrahim ve onun oğlu İsmail Aleyhisselam Efendilerimizin bizim için bir model olacak dua örneklerini burada görüyoruz. Yine Kur'an-ı Kerim'de Zekeriya Aleyhisselam'ın duasını bizim önümüze Kur'an-ı Kerim koyuyor. Zekeriya Aleyhisselam da şöyle dua ediyor. Rabbi la tezerni ferden ve ente hayrul varisin. Rabbim, beni yalnız evlatsız bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın Allah'ım demek suretiyle Zekeriya Aleyhisselam'ın bize öğretmiş olduğu Kur'an duasını yine görüyoruz Enbiya suresi 89. ayette. Yine Zekeriya Aleyhisselam'ın Ali İmran suresinde yaptığı 38. ayetteki duası, ey Rabbim, bu duaları ben yaparken siz de içinizden amin deyin. Bizim için bu dualar zaten dua hükmüne geçmiş olurlar. Ve orada şöyle diyor Ali İmran suresi 38. ayette. Ey Rabbim, bana kendi tarafından temiz bir soy bağışla. Hiç kuşkusuz sen duaları işitensin Allah'ım demek suretiyle bizlere dua yapmayı öğretiyor. Bu Kur'an ayetlerinde dualarla ilgili son örneği de Lut Aleyhisselam'dan vererekten Şuara suresi 169. ayette o dua ile bitireyim bu konuyu. Rabbim, beni ve çoluk çocuğumu onların yapa geldikleri kötülüğün şerrinden koru Allah'ım demek suretiyle Lut Aleyhisselam çocukların muhafazası adına bize adeta muska gibi bir dua yapıyor. Sabah akşam eksik olmayacak çocuklarımıza yapılacak bir duayı Şuara suresi 169. ayette görüyoruz. Bunu da burada söylemek suretiyle Kur'an'da bize yol gösteren peygamber kıssalarında, peygamber dualarında evlatları için yapılan dualar olarak görüyoruz. Daha nice Kur'an zaten baştan sona bir dua kitabıdır. Kur'an hem bir kitabı zikir, hem bir kitabı fikir, hem de bir kitabı duadır baştan sona. Ama hasreten çoluk çocuk için, evlatlarımız için yapılacak duaları peygamber dilinden bu şekilde kısaca özetlemiş olduk. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Konu buraya gelmişken birkaç dakika bir ara verip önce bir küçük bir naat dinlesek, ondan sonra devam etsek olur mu? Hay hay, buyurun.
Sevgili izleyiciler, şimdi İPLC öğrencilerinin hazırladığı bir nata kulak veriyoruz. İFLC öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz. Hocam, kaldığımız yerden lütfen buyurun. Evet. Kur'an ayetlerini dua ile ilgili, evlatlara dua ile ilgili olan bölümleri yapmıştık. Biz de amin dedik. Her birine amin demeye devam edelim inşallah. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dilinde dua. Geri çevrilmeyen üç zümreden biri olan anne babanın evlatları için yaptığı dua çok önemli. Dolayısıyla evlatlara duada çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birkaç hadisi burada beraberce okumuş olalım. Her bir hadisin sonuna biz de aminlerimizi ekleyerekten devam edelim. Bir gün Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dua eden birini gördü. Yana yakıla dua ediyordu. Efendimiz dedi ki karşıdan bu kişiyi görüp eğer altına mührü basarsa duaları kabul oldu buyurdu. Ya Resulallah duanın mührü nedir diye sordular. Duanın sonunda amin demektir dedi. Dolayısıyla yapılan duaların sonunda amin demek o dua dilekçesinin altına mühür basmak manasına geliyor. Ondan dolayı aminler çok değerlidir. Amin kelimesi hemen basit bir kelime değildir. Nice günahları kalkıp adeta yağmurlar, karlarla yıkayıp temizlemek gibi insanı tertemiz hale getiren bir manası vardır. Rabbim kabul eylesin inşallah. Cami-i Sahir'de şöyle bir hadis-i şerif var. Kelime-i şehadet ve anne babanın evladına yaptığı dua hariç her şey ile Allah arasında bir perde vardır. Yalnız kelime-i şehadet ve anne babanın duası perdesiz Allah'a ulaşır. Kelime-i şehadet direkt Allah'a gider. Bir de ananın babanın duası direkt Allah'a gider. Makbul duadır. Dolayısıyla anne babalara bir avantaj sağlıyor bu. Ey anne babalar, böyle bir fırsatı annelik ve babalık makamının temsilcileri Cenab-ı Hakk'a yalvardığı an, yöneldiği an perdesiz, hailsiz melekler dahi kalkıyor aradan. Cenab-ı Hakk'a ulaşan bir dua avantajı elimize geçiyor. Bunu da burada hasreten vurgulayalım. Yine Ahmet Hocam girişte çok güzel söyledi. Cami-i Sahir'de geçiyor o hadis. Babanın çocuğuna duası peygamberin ümmetine olan duası gibidir diyor. İşte bu dualar, bu duanın önemiyle ilgili hadislerdeki derin manaları serdettikten sonra Hazreti Enes anlatıyor. Hazreti Enes'in biliyorsunuz radıyallahu anh bir özelliği peygamberimizin evinden çıkmayan, çocukken peygamberimize hediye edilen bir kutlu sahabeydi. Çok mübarek idi. Efendimizin her işinde onun yanındaydı. Nice
Efendimiz'e ait olan özel işleri o takip eder, o görürdü, alışverişini yapardı ve benzeri nice hizmetlerinde koşan birisiydi Hazreti Enes radıyallahu anh. Ve işte onun anlattığı bir vakayı sizlere paylaşmak istiyorum. Annesi Ümmü Süleym radıyallahu anh Allah Resulüne, ya Resulallah, bu hizmetkarın Enes onun için dua et dedi. Annesi getirip Enes'i peygamberimize teslim etti ve ya Resulallah, bu sana hizmet edecek, bunun için dua et buyurdu. Bunun üzerine peygamberimiz, Allah'ım onun malını ve çocuğunu çoğalt, ona bahşettiklerini onun için bereketli kıl diye dua etti. Bir peygamberi çocuk duası. Çocuklara dua. Allah'ım onun malını, çocuklarını çoğalt ve ona bahşettiklerini bereketli kıl diye dua etti. Demek ki çocuklarımıza dua ederken bizim için Efendimizin dilinden bir dua paketi. Allah'ım çocuklarımızı, torunlarımızı ve torunlarımızın mallarını bereketli eyle. Çoğalt ya Rabbi. Ve Hazreti Enes daha sonraki yıllarda, vallahi malım çok. Bugün itibariyle çocuklarım ve çocuklarımın çocukları da 100 civarına ulaştı diyor. Hayattayken ömrü o kadar uzun olmuş ki, o kadar çok bir yaşamış ki 100 küsür yaşında vefat ettiğini söylüyorlar. Bazıları 110 yaşadığını, bazıları 100 yaşadığını söylüyor. En son vefat eden sahabelerden. Ve bazı rivayetlerde 120 civarında çocuğu ve torunu olduğunu söylüyor. Hadis-i şerifte devamında Resulullah'tan diyor, 3 dua almıştım diyor. Bunların ikisinin gerçekleştiğini dünyada gördüm. Çocuk ve malı gördüm. Üçüncüsünü de ahirette göreceğimi umuyorum diyor. Üçüncüsü de cennete girmem için dua etmişti diyor. Onu da ahirete gireceğimi, ahirete gidince cennete gireceğimi umuyorum. İbni Hacer el-Askalani bu dualardan birinin malının çoğalması, ikincisi çocukların çoğalması, üçüncüsü ise cennete giriş olduğunu kaydeder. Enes radıyallahu bunlar için ikisinin gerçekleştiğini dünya hayatında gördü, üçüncüsünü ahirette göreceğimi ümit ederim dediği bu şekilde anlaşılmıştır deniliyor İbni Hacer el-Askalani. Saygıdeğer kardeşlerim, peygamberimizin bizlere dua örneği olarak önümüze koyduğu modeller bunlar. O zaman bizim için de bir yol çıkıyor. Demek ki çocuklarımıza dua ederken bereketli mal, bereketli evlat, hayırlı bir ömür ve cennetle girmeleri için bize dua etme şeklinde bir model dua çıkıyor karşımıza. İkinci dua, Ebu Musa Abdullah İbni Kays el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Benim bir oğlum dünyaya gelmişti de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona bereket için dua etti ve onun adını İbrahim diye koydu. Demek ki sahabe çocuğu olunca hemen götürür Allah Resulüne, ya Resulallah çocuğuma bir dua edin ve ismini siz takdim edin ya Resulallah diyerekten getiriyordu. Ve Peygamberimiz de onları kırmıyordu. Onların dualarını yapıyor ve isimlerini koyuyordu. Şimdilerde bu tür hadis-i şeriflerde nice bu nasihatler yapılırken maalesef memleketimizde işte çocuklarının adını bile hocalarına koyduruyorlar demek suretiyle bunu eleştirmeye tabi tutmaya çalışıyorlar. Bunu eleştirirsen bunun arkasında Allah Resulü var, sahabe var ve bunun arkasında vahiy var, bunun arkasında peygamberler var. Nesini eleştiriyorsun? Dilin nereye gidiyor? Siyasi düşüncelerle kalkıp ona buna dil uzatırken hasımlık, hısımlık, efendim ihtiras gözlerini kör ediyor.
peygambere kadar dil uzatır hale geliyorlar. Sahabe böyle yapıyor. Biz şimdi saygı duyduğumuz, duasına inandığımız bir büyüğümüze götürüp efendim çocuğumuz dünyaya geldiler. Bir dua buyursanız, adını siz takdir etseniz desek bu suç oluyor şu anda. Ama Allah Resulü yapmış. Gel gör Müslümanların acınacak şu durumuna hayıflanmada yerinde sabit dur. Rabbim hepimiz ıslah eylesin inşallah Teala. Abdullah İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Diyor ki bir ömür boyu iftihar ettiği, onu tanıyan bütün insanların da takdir ettiği ve yad ettiği bir hatırasını şöyle anlatır Abdullah İbni Abbas. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni göğsüne bastırdı. Abdullah İbni Abbas kim? Peygamberimizin baldızının çocuğu. Baldızının çocuğu. Amcasının oğlu. Hazreti Abbas'ın oğlu Abdullah. Ve Peygamberimiz Meymune annemizin kuzeni oluyor. Kardeşinin oğlu. İşte ona Peygamberimizin sürekli görüşürlerdi. Yaptığı dua ve hareket tarzı şuydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem beni göğsüne bastırdı ve şöyle dua etti. Allah'ım ona hikmeti öğret. Bir başka rivayette Allah'ım ona kitabı Kur'an'ı öğret. Bir başka rivayette de Allah'ım onu fakih eyle diye dua etti diyor. Kur'an'ı öğrenmesinde, hikmeti öğrenmesinde, Kur'an'ın yorumu, bir başka şeyde ince meselelerin anlaşılmasında fakih olması mevzuunda üç ayrı hadis var. Bana dua etti diyor. Allahümme fakkıhü fiddin. Allah'ım onu dinde fakih eyle. Allimhü bittevil. Allah'ım tevili ona öğren. Demek suretiyle Abdullah İbni Abbas radıyallahu anh peygamberi bir dua alıyor. Şimdi mevzunun bir başka boyutunu görüyoruz. Her fırsatta dua. Bir gün Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem muhtemelen bir geceydi. İhtiyaç için dışarı çıkmıştı. Gitti, ihtiyacını gördü. Gelince abdest alacak ve namaz kılacaktı. Ve abdest suyunu hazırlayıp onun göreceği yere, tam abdest alacağı yere getirip koymuş. Efendimiz geldiği zaman abdest için gelince bu suyu kim koydu diye sordu. Dediler ki bunu İbni Abbas koydu. Ben baktım bu sözü kim söyledi diye, Meymune validemiz, Efendimizin eşi. Hemen orada sevinerekten İbni Abbas koydu. Ya Resulallah, Abdullah koydu o suyu dediler. Allah Resulü Efendimiz, Allah'ım onu dinde fakih eyle diye dua etti. Saygıdeğer kardeşlerim, sahabe-i kiram efendilerimizin peygamberimize yaklaşımı, peygamberimizin hangi hareketlerden hoşlandıysa onu yapacağız diye uğraşıyorlar. Ve peygamberimiz de güzel bir amel yapan birini görünce hemen cebinden çıkarıp ona bir 50 kuruş 1 lira verme değil, kalkıp ona dünyevi menfaatler temin etmedi. Belki onu da verdiği zamanlar, hediyeler verdiği zamanlar oluyor. Ama hemen ona bir dua ile bir hediye, bir ödül veriyor, takdim ediyor. Efendimizin bu halini bildiklerinden dolayı acaba nasıl bir dua alabilirim? Onun gönlünü yapıp nasıl gözüne girip bir dua alabilirim diyerekten sahabe efendilerimiz hep bunu gözetlemişler. Meymune validemiz de kalkıp burada bu suyu kim koydu diye sorulunca sevinç ile hemen kuzenini ön plana koyuyor. Abdullah koydu ya Resulallah deyip o duayı alabilmeye gayret ediyor. Saygıdeğer kardeşlerim, bizim için de hem büyüklerden dua hem de anne babanın çocuklarına yapacağı dua adına Efendimizin dilinden çok güzel örnekler olarak karşımıza çıkıyor. Muhterem kardeşlerim, bu mevzuda Efendimizin yaptığı çokça dualar var. Hazreti Hasan ve Hüseyin'e yapılan dualar var.
Sonra sahabeden başka kişilere yaptığı dualar var. Hazreti Üsame'ye yaptığı dualar var Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın. Çokça duaları var. Dolayısıyla ben bu duaları araştırın, bakın, okuyun oralardan. Siz de aynı duaları Peygamberimizin dilinden yapın diye bunları size bırakıyorum. Fakat bir konuyu daha huzurunuza arz edip ondan sonra da mevzuyu noktalamak istiyorum. Bunlar güzel dua etmeler. Ama bir başka realite var ki biz anneler, babalar olarak kız verdiğimiz zaman dilin kemiği yok. Neticesini düşünmeden kalkıp bir de beddua etmeye başlıyoruz. Duanın bir de bedduası var. Allah muhafaza buyursun. Çok tehlikeli bir durum. Allah Resulü de bundan dolayı bir uyarıda bulunuyor ve bizlere yapılan duaların makbul dualar olması gerektiğini, beddua olmaması gerektiğini şurada huzurunuza bir hadis-i şerifle izah etmek istiyorum. Mevzu Müslim'de geçiyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, kendi kendinize beddua etmeyin. Çocuklarınıza da beddua etmeyin. Mallarınıza da beddua etmeyin. Yapacağınız beddualar Allah'tan bir şey istendiğinde duanın kabul edilip istenilenin verildiği bir saate rastlar da kabul olur. Allah muhafaza buyursun. Ben bu olayı geçen hafta burada Belçika'daki kardeşlerime sohbet olarak anlatmıştım. Ben Zoom sohbetini bitirdikten sonra bir kardeşimiz telefonla aradı. Hocam dedi, çok güzel bir konuya temas ettin dedi. Bizim dedi burada bir hocamız dedi bir vakı anlattı. Bir kadının 7 tane oğlu varmış. 7 tane oğlu. Bir gün kadın kızmış bunlara. Demiş ki 7 cumada 7 gizli de kaybedeyim inşallah. Görmez olayım demiş. Nasıl bir içten bir yakarış ve duanın kabul saatine geldiyse o haftanın cumasında biri gidiyor. Ertesi hafta biri gidiyor. 8. haftaya geldiklerinde çocukların hepsi ölmüş oluyor. Hocam diyor bunu bizatihi gören hoca arkadaş geldi bana anlattı. Allah muhafaza buyursun, çoluğumuza çocuğumuza beddua etmemek lazım. Duanın kabul olduğu saate gelir. Allah muhafaza buyursun. E peki diyeceksiniz ki hocam bazen insan öfkeleniyor, kızıyor. Bir şeyler söylememiz gerekiyor, bir şeyler dememiz lazım. Hayır adına birçok cümle var, onları söyleyelim. Kalkıp da onları baştan çıkaracak, kötülüğü bizi de perişan edecek olan cümlelerle değil de hayır adına söyleyelim. Mesela diyelim ki Allah seni affetsin evladım. Ne güzel bir kızma cümlesi. Allah seni cennetine koysun evladım. Allah seni cehenneminden kovsun evladım. Ne güzel. Allah seni hacı yapsın evladım. Kızdığımız zaman bunları diyemez miyiz yani? İlla lanet mi okumak gerekiyor? İlla başına bir musibetin gelmesini mi istemek lazım? Telin mi yapmak lazım? Bizim çocuğumuz. Dolayısıyla hayır adına dua edelim. Kabe imamlarından Sudeysi adında bir hafız var. Biz de umreye gittiğimiz zaman arkasında namaz kılınca malumunuz çok tatlı okuyor. Hatta bazen çok da duygulanıyor. Bir Fatiha'yı bitiremediği zamanlar oluyor. İnternette Sudeysi'nin ağlayarak okuduğu Fatiha diye girerseniz görürsünüz onun o Fatiha'ları okurkenki gözyaşlarını. Bir gün kendisiyle röportaj yapıyorlar. Diyorlar ki senin bu Kabe'ye imam olman nasıl oldu? Nasıl oldu da sen Kabe'ye imam oldun diye sorarlar. O da şu açıklamayı yapar. Annemin bedduası sayesinde oldu. Herkes şaşırır. Allah Allah. Hayır dua değil bedduası. Nasıl oldu yani anne beddua edince nasıl Kabe'ye imam oldu? Annem diyor bana kızdığı zaman derdi ki Allah seni Kabe'ye imam etsin inşallah derdi.
Hep kızınca bana böyle derdi diyor. Onun dualarını, beddualarını, bu manadaki beddualarını Allah kabul etti. Ve ben anamın kızdığı zamanlardaki yaptığı o duanın bereketiyle Kabe'ye imam oldum diye açıklama yapar değerli kardeşlerim. O zaman anneler ve babalar olarak beddua ile çocuklarımızı cezalandırmak yerine hayır dualarla hem onları hem de kendimizi kurtarmaya gayret edelim inşallah. Sözü fazla uzatmadan burada nokta koymak istiyorum. Rabbim salih evlatlar yetiştirmeye bizi muvaffak eylesin. Amin. Hayırlı evlatlara ana ve baba eylesin. Amin. Ve bizleri ahirette utandıracak nesillerin atası olmaktan da muhafaza eylesin. Sevinçle ellerinden tutup Allah Resulü'nün önüne götürüp ya Resulallah işte Rabbimizin bize ihsan ettiği ve sana ümmet olan vaat edilen evlatlarımız deyip yüzümüzün akıyla huzuruna götüreceğimiz nesiller yetiştirmeye muvaffak eylesin. Amin. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Elinize dilinize sağlık. Çok güzel oldu. Bugün yani bir anne babanın en değerli herhalde şeyi evlatlardır. Onlar için üzerine titrediği kimselerdir. Dua bu açıdan çok önemli olsa gerek. Evet, 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 evet. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Amin. Cümlemizden hocam, cümlemizden. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, bugünkü yayınımız sona eriyor. Misafirimiz Abdülgafar Dereli hocamızdı. Anne babanın çocuklarına yapacağı duayı konuştu kendileriyle. Çok güzel bilgiler, çok güzel. Hem tarihten, hem hadislerden, hem Kur'an-ı Kerim'den çok güzel dualarla bugünkü yani yayınımızı süsledi. Başka bir yayında görüşmek üzere demeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Başka bir yayında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık.